aklını çok güzel vurgular vermiş. Düşünceler çok güzel anlatabilmiş. Bayağı da bir zaman geçti kitap içeriğini unuttum ama çok kadınları bir erkek olarak kadınları Türkiye'de anlatan Türkiye'de kadın olmak çok zor. Ve yazar Cemal Akkoç ve çok güzel dile getirmiş. Ben okudum Cemal Bey'in kitabını. Keyifle okudum. Zaten sevdiğim ve tanıdığım bir yazar. Hoş bir kitaptı. Tavsiye ederim. Tabii ki romanın kahramanı kadın. Ama neden kadın sorusunu ben daha önce de aldım. Çünkü kadınları doğaya daha yakın buluyorum. Ve erkeklerden daha samimi buluyorum kadınları. O dönüşümü, insanın içindeki o dönüşümü kadının üzerinde daha rahat yapabilirim diye düşündüğüm için kadın kahraman seçtim. Bu benim düşüncem. Böyle düşünüyorum ben sözlerimi. Gündelik hayatta ne kadar da sık kullanıyoruz. Ama bu bağlamdaki konuşmaları yaparken düşünce ve fikirlerin bize ait olup olmadığından nasıl emin olabiliriz? Gerçek hislerimizin, hayata dair deneyimlerimizin, söylemlerimizin içindeki payı ne? Ve bu söylemler ne ölçüde temsil ediyor bizi, ne ölçüde görünür kılıyor? Öğrenmiş olduklarımızı, fikir ve bilgilerimizi kendi düşüncelerimiz diye tartışıp, kişiliğimizi onlarla var etmeye çalışırken bireyselliğimizi nasıl da ezdiğimizi ama aynı zamanda gerçek olandan ne kadar uzaklaştığımızı hiç düşündük mü? Son bir iki gün veya bir hafta içinde farklı bir cümle kullanıp kullanmadığımızı ya da bir ezber bozup bozmadığımızı dönüp bir sorsak kendimize acaba ne? Üzerimizdeki sosyal pençeler amansız tırnaklarımızı her geçen gün daha da derine gömerken bedenlerimizi suçlu, ruhlarımızı günahkar hissediyor. Bir bütün olarak algıladığım varoluşum her geçen gün daha da derin bir sevgiyle kucaklarken bu sevgiyi ön yargılı düşüncelerle asla kirletemem diyen Bertrand Russell şöyle söylüyor. İstediğiniz kadar bilgi donanımına sahip olun, istediğiniz kadar zeki olun ama tecrübenin yerine geçmiyor bazı şeyler. Edebiyat anlamında baktığım zaman gördüğüm en büyük başarı olayın kurgulanması. Konunun içerisinde kadın erkek ilişkisinden de öte insanın yolculuğunu ben hissettim. Özellikle Uzak Doğu felsefesine yakın olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü bunu çok hoş bir şekilde dipten vurgulamışsınız. Erkeği hayal ediyor. Cenkler gibi olmalı diye düşünüyor. Cenkler olabilir mi hayatta? İşte o bütün mesele bu. O cenkleri buldunuz mu zaten? Yine sonbahar, yine yağmurlu akşamlar. Yine sensiz o parklar, yine bomboş ıslak sokaklar, ardımızda yıllar. Düne sarılmış, düne bağlanmış arzular, bize küskün anılar. Yine aramızda çaresiz tükenmez yasaklar.